ünlü Macar besteci Zoltán Kodály der ki, bizim müziğimiz devasa Asya müzik ağacının en uzaktaki koludur. Kökleri Çin'e, bütün Orta Asya'ya ve Karadeniz havzasına kadar uzanır. Macarlar, kavimler göçü olarak bilinen büyük tarihi göçle doğudan batıya gelerek Orta Avrupa'ya, bugünkü coğrafyasına yerleşen Asya kökenli bir millet. Şahsika'nın Türk kökenli olduğumuz yönünde. Belki daha sonra bir takım Fin Ural kabileleriyle karşılaştık. Ve dilimize bu dil ailesinden pek çok unsur girdi. Yedi kabile vardı. Yedi Macar kabilesi. Bu insanlar şimdi bulunduğumuz Karpat Havzası'na geldiler. Macarca ve Türkçe konuşuyorlardı. Onuncu yüzyılda Kral İşvan'ın önderliğinde Hristiyanlaşan Macarlar, bölgedeki kalıcılıklarını perçinler ve Hristiyan Avrupa'nın doğudaki güvenlik kalkanı rolünü üstlenirler. 16. yüzyıl Macarların Avrupa'daki serüveninde yeni bir dönüm noktası olacaktır. 1526'da Mohaç Savaşı ile Macarlar 150 yıl sürecek Osmanlı hakimiyetine girerler. İkinci Viyana kuşatmasının ardından Osmanlı'nın Belgrad'a kadar gerilemesiyle tekrar bağımsız bir Macaristan krallığı kuracak gibi olsalar da bu defa da batıdan gelen bir güce, Habsburglar idaresindeki Avusturyalılara karşı mücadeleyi kaybederler. Asya'dan Orta Avrupa'ya, Osmanlı'dan Avusturya'ya bütün bu tarih, ardından iki dünya savaşı sonrasında yeniden şekillenen dünya haritası, Macar halkının sosyal hayatında, dolayısıyla Macar halk müziğinin hikayesinde de bir karşılık bulacaktır. Macar geleneksel müziği, gelen her yeni kültürle yeni bir istikamet bulacak, Macar tarihini Macar müziğinden, Macar müziğini de Macar tarihinden okumak mümkün olacaktır. Diyebilirim ki Macaristan doğu ile batının ortasında bir yerde. Halk, kültür, gelenekler. Kültürün hemen her alanında. Burada durum bu. Eski müzik, Asya köken. Say, çarşaf gibi serilmiş, topraktan bir denize benzer Macaristan. Yükselti ortalaması çok düşüktür. Büyük Macar Ovası ülkenin yarısından fazlasını kaplar. Merkezler arası iletişimi kolaylaştıran bu coğrafi özellik, Macar kültürünün iki temel unsurunda da kendini gösterir. İlki Macarları arasında belirgin ayrımların olmaması. Bir Macar'ın nereli olduğunu konuşmasından çıkarmak çok da mümkün değildir. Diğeri ise tıpkı Macar dilinde olduğu gibi Macar müziğinde de yöresel özelliklerin pek görülmemesi. Büyük Macar Ovası'nın birbirine yüzlerce kilometre yapısal olarak hemen hemen aynıdır. Bu yekparelik arz eden Macar müziğini 18 ve 19. yüzyıldaki gelişmeler tarihi olarak ikiye ayıracaktı. Bu zamana kadar Macar köylerinde icra edilen Asya kökenli müziğe eski müzik, bu tarihten sonra şehirlerde çoğunu Çingene grupların icra edeceği Batı kökenli müziğe ise yeni müzik denilecektir. Peki nedir eski Macar müziği?
Bu soru uzun zaman Macarlar için de cevapsızdı. Cevabını bulmak için 20. yüzyılı beklemek gerekecekti. O zamana kadar geleneksel Macar ezgileri olarak bilinenler, aslında 19. yüzyılda ortaya çıkan yeni müziğin örnekleriydi. ...1881 yılında bugün Romanya sınırları içinde kalan bir Banat köyünde doğan Bela Bartok, Macar halk müziği üzerindeki yüzlerce yıllık sis perdesini kaldıracak, Macarların Asyalı geçmişlerini müzikle hatırlatacaktı. Macar halk müziğinin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorduk. Genç yaşlarımızda gerçek halk müziğini bilmediğimizi fark ettik. Çünkü daha önce kayıtları hiç duymamıştık. Bartok, Budapeşte Müzik Akademisi'nde okuduğu yıllarda Zoltán Kodály ile tanışır. İkili 1906 yılından itibaren derlemeler yapmak üzere Transilvanya'dan başlayacakları büyük bir yolculuğa çıkarlar. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Bartok ve Kodály 10 bine yakın Macar türküsünü derlemiş, notaya almış, fonografa kaydetmiş ve bilimsel olarak tasnif etmişti. 12 yıllık bu yoğun çalışma etnik müzik alanında o zamana kadar yapılmış en sistematik çalışmaydı. İlk olarak çocuk şarkılarını söyleyebilirim. Yok. Madırlar. Çocuk şarkılarıyla birlikte ağıtlar da büyük önem taşıyor. Çünkü dans ezgileri çok kısa bir süre içinde değişebilir. Ancak ağıtlarda değişim çok daha yavaştır. Çocuk şarkıları ve ağıtlara ek olarak pentatonik eserlerimiz var. Bu şarkılar inişli yapıda, yani tiz perdeden başlayıp pes seslere iniyor. Eski Macar müziği, temelde Orta Asya kökenli, pentatonik, yani 5 notalı ölçütedir. Macar dili gibi Macar müziği de yüzyıllardır yerleşik olduğu Orta Avrupa'daki komşu milletler olan Romen, Slovak veya Sırp müziklerinden çok farklı. Orta Asya'daki komşuları Çin, Tatar, Fin ve Türklerle bir akrabalıktan söz edilebilir. Eski müzikte bir diğer deyişle Macar köy müziğinde Macar kavalı, koboz, sitera, duda denilen Macar gaydası gibi enstrümanlar kullanılıyordu. Közepe, sej, de még mélyebb a közepe. Aj, na, 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 aj, na, 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 aj, na, 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 aj, na, 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 na. Széles a Duna, magas a partja, nincs olyan legény, ki átugorja. Jancsi átugorja, csizmáját sem sározza, ez ám a legény. Kiköti lovát a Duna mellé, leteszi tűrét,
Yurtça melli, yurtça yar utan, nariter sordutan. Manda Macar Hardigardisi, Macarca'daki adıyla Tekerö. İlk bakışta bir çalgıdan çok elle çalıştırılan bir dikiş makinesine benziyor Hardigardi. Macar mitolojisine göre Gayda ile birlikte yeraltı dünyasına ait ve şeytani bir yanı olduğuna inanılıyor. Hardigardi üretimi çok safhalı, dolayısıyla pahalı bir enstrüman. Ancak ritim, bas ve melodiyi aynı yapıda bir araya getiriyor. Bu özelliği onu fakir köy müzisyenlerinin gözdesi yapmış. Macar Hardigardisi, bir ara Macar müzik dünyasından tamamen silinecek gibi olsa da yine Bartok'un Güney Macaristan'da yaptığı saha çalışmaları esnasında eski ustaların icraları kayıt altına alınmış ve büyük bir Macar değeri yok olmaktan kurtulmuştur. Estergon karesi bir dilber ama Subaşı durak gemirir gönlümü birisin sifra Gönül yar peşinde yarından ırak Akma tuna akma ben bir dertliyim Yar peşinde gezer koşar yandım Karabaklıyım Macarca'da çok sık kullanılan bir deyim var. Macarlar işlerinin ne kadar sarpa sardığını, durumun arz ettiği vehameti, yaşanan felaketin boyutlarını muhaçla kıyaslıyorlar. Türkçedeki Karadeniz'de gemilerin mi battığının Macarcası, durumun muhaçtan daha mı beter deyim. Muhaç Savaşı, Macarların siyasi tarihlerinde önemli bir dönüm noktasıdır. Büyük yıkımdır ve en kötü şey neyse bizim için, Muhaç ondan daha da kötüdür derler. Muhaç Savaşı'na kadar Avrupa'ya doğudan gelen saldırılara karşı kalkanlık görevini üstleniyordu Macarlar. Bu rol sayesinde Macarlar, Avrupa ile bütünleşmiş biçimde Asyalı öz kültürlerini muhafaza edebilme imtiyazına sahipti. Macarlar 150 yıl süren Osmanlı idaresinde milli kültürünü koruyabildi. Osmanlı bölgeyi terk ettiğinde ise artık Batı dünyasındaki ayrıcalıklı Bundan böyle Macar kültürü bu topraklarda varlığını devam ettirebilmek için hızlı bir şekilde batılılaşmalıydı. Kültürümüze pek çok Batı unsuru girdi. Belki o kadar çok hep muhafazakar bir millettik. Kültürümüzü pek çok topluma nispeten daha iyi koruyabildik. Batılılar için daima egzotik insanlar ola geldik. Hiçbir zaman bizi Avrupalı kabul etmediler. Bu temelsiz bir yargı değil. Macar müziği Asya kökenlidir. Thank you.
keman Macar kültüründe çok yeni bir çalgı. Belki 200-250 yıl. Daha önceleri Macar müziğinde bulunmuyordu. Artık bulunmayan eski enstrümanlarımız vardı. Şahsi kanımca bağlama benzeri bir enstrümanımız vardı. Hala kullandığımız enstrümanlardan biri de kobuz. İsmi Türkçe kopuzdan. Kemanla bilhassa yeni danslarla müzikte bir devrim yaşandı. Elbette ki bu devrim Macar müziğini derinden etkiledi. Ama Bela Bortoğlu'nun da belirttiği bir diğer yanı var bu değişimin. 19. yüzyılda dahi Macar kültürü o kadar güçlüydü ki yeni bir müzik ortaya çıkabilirdi. Yüzyılın ortasından itibaren Avusturya ile birlikte Batı etkisine giren Macar kültür dünyasında müzik de köklü bir dönüşüm uğrar. Habsburg yönetiminin askere alma törenlerinde çalınan eğlence müzikleri bilhassa şehirlerde büyük beğeni kazanır. Yeni bir tür Almanca Verben, yani askere alma fiilinden türetilen Verben koşturu doğar. Bir diğer Macar müziği de yeni müzik. Yeni müziğin yapısı inişli çıkışlı. İlk dize pestir. İkinci ve üçüncü dizede tizleşir ve son dizede tekrar pese iner. Verben koşlar Macar müzik tarihine ilk safhada Macar müziğiyle bir bağlantısı olmayan, yabancılar tarafından bestelenmiş bir dans müziği olarak girer. İcracıları daha ziyade şehirlerdeki çingene orkestralarıdır. Verben koş her ne kadar yabancı bir müzik olarak ortaya çıkmışsa da zaman içinde millileşmiş ve Macar çift dansı ile birleşerek çardaşı ortaya çıkarmıştır. Çardas yeni müziğin bir parçası. Ancak çardas adı altında pek çok ezgi mevcut. Hatta eski müziğimizden ezgiler de var. Çardas aslında müziğin değil, dansın adı. Yine de çardas ezgilerinin büyük bir kısmı yeni müzikten. Çardas melodies are new, belong to the new stock, new style. ...19. yüzyıldan itibaren yeni müzik Macar kültürüne büsbütün hakim olur. Eski müzik denilen kadim Macar müziği tamamen unutulur. Müzikte yaşanan bu dönüşümün hemen ardından 1811 yılında dünyaya gelen Franz Liszt,
Verbum Koç ve onun küllerinden doğan enstrümantal çağdaş melodilerini Macarların tarihi müziği zanneder, bu ezgilerden esinlenerek Macar Dansları serisini besteler. Bugün Budapeşte'de ve Macarların yoğun olarak yaşadığı dış merkezlerde entelektüel bir halk müziği hareketi var. Hikayesi yine Transilvanya'ya dayanıyor. Sıra gecesine benzer bir şekilde köylülerin bir evde toplanıp müzik eşliğinde çiftler olarak dans ettiği tanças, yani dans evi geleneği, günümüzde büyük şehirdeki dans evi lokallerinde canlılığını korumakta. İlk örnekleri 70'li yılların başında açılır dans evi lokallerinin. İkinci Dünya Savaşı sosyalist blokta yer alan Macaristan'da gençler 50'li ve 60'lı yıllarda Sovyet otoritesine isyan eder. Macar gençliği ekonomik olarak serbest piyasaya ayak uydurabilecek, kültürel olarak da daha milli bir sosyalizm istemektedir. Yüzyılın başında Bartok ve Kodály, batılılaşmanın etkisine maruz kalmamış Macar müziğini aramışlardı. Yüzyılın ortasında ise Sovyetlere karşı ayaklanan gençler yaptılar bunu. Dönüşte beraberlerinde eski ve yeni müzikten yeni derlemelerle birlikte dans evi geleneğini de getirdiler. Dans evi hareketi adını verdiler. Dans evi müzisyenleri işlerini çok ciddiye alır. Macar köylerini ziyaret ederek müziği buradaki ustalardan öğrenir. Birinci sınıf. Bugün Budapeşte'de onlarca dans evi lokali var. 70'li geceleri bugünün gençleriyle bir araya gelip Macar köy müziğinden, tekero müziğinden, çardaş ezgilerinden, Macar çingene müziğinden örnekler çalıyor, dans ediyorlar. Yaşayan en eski Macar gaydacısı İşvan Palin onuruna düzenlenen doğum günü partileri de bu etkinliklerden biri. Macaristan'ın kuzeybatısında bir köyde doğup büyüyen, gayda çalmayı babasından öğrenen İşvan Palin doğum günü, yine müzikal bir etkinlikle kutlanıyor. Ölçüde öldü. Gençler bu müzikleri dinlemek yerine diskolara gidiyor. Köylerde yaşayan gençler köylerden ayrılmasın. Şehirlere göç etmesin. Köy hayatını yaşasınlar. Çiftçilik yapıp kendi sebze meyvelerini kendileri üretsinler. Ben 90 yaşındayım. Ama sebze meyvelerimi gidip marketten almak yerine kendim üretiyorum.
Dans evi hareketinin öncüleri ve onların eğitiminden geçen gençlik, bugün eşine az rastlanır bir dayanışma içinde Macar halk müziğini canlı tutmaya gayret ediyor. Yerleşik orkestraların yanı sıra dans evlerinde bir araya gelip o an için çalmak üzere büyük orkestralar kuruyorlar. Macar Tekero ve Macar Gayda orkestraları onun üzerinde üye sayısı ile en büyük orkestralardan ikisi olarak bu hareketin lokomotifi durumundalar. Her müzisyen bu orkestraların dışında daha küçük grupların da bir üyesi durumunda. Dayanışma ve heyecan hala varlığını koruyor. Macarlar 1. Dünya Savaşı sonrasında Avusturya İmparatorluğu'ndan ayrılarak bugünkü sınırlarına kavuşur. Yüzyıllar süren ve daha çok müzikte yaşanan hafıza kaybını Béla Bartók'un büyük çabalarla derlediği müziklerle geride bırakmış sayılırlar. Bartók o yıllarda büyük bir coğrafyayı adımlayarak Macar sesini aramıştır. Müziğine adeta yeniden bir nefes vermiş ve ileride yaşayabileceği bir hayat sahası kazandırmıştır. Bugün Macarlar büyük minnetle andıkları Bartók'un izinden kendi seslerini bulan bir millet olarak gitmektedirler. Onun çalışmalarıyla dünyadaki güçlü popülerleşme dalgasına karşı bir direnç kaynağına sahiptirler.